Şalom Likulam. Bu haftaki peraşamız Naso peraşası. Konu bakımından epey zengin ve uzun bir peraşa. Konulardan bir tanesi Nazirut, yani İsrailoğullarından bir ferdin üzerine şarap ve türevlerini almayarak, saçını kesmeyerek ve ölüyle temas etmeyerek bir ay geçirme süreci. Bu süreci başarıyla atlatırsa Betemiktaş'a gidip bir korban götürüyor. Fakat pasuklarda özellikle "Vehi yamut met alav befeta pitom" bu bir aylık minimum süreç içinde bir anda karşısına eğer bir ölü veya onun benzeri bir şey gelirse, yani manevi anlamda kirlenmesine sebep olacak olan bir şey denk gelirse, o zaman kesinlikle bu nazirlik süreci bitmekte ve tabii ki Betemiktaş'a götürüp korbanını ve sürecini tamamlamaktadır. Rabbilerin sorduğu soru şu aslında. Neden befeta pitom, bir anda kapıda beliren, bir anda karşısına denk gelen bu ölü kirliliği neden o ana denk gelmiştir? Açıklamalar şöyle aslında. Mitzva yapan kişi arkadan mutlaka başka bir mitzvaya sebep olur. Hata yapan kişi mutlaka arkadan başka bir hataya sebep olur. Ve özellikle de eğer şgega, yani istemeden eğer bir hataya karıştıysak veya buna sebep olduysak, Rabbiler daha evvelki yapmış olduğun bir mitzvadaki yanlışlığı veya eksikliği araştırmanı öneriyorlar. Ve veya yapmış olduğun mitzvaya gerekli önemi göstermediğini. Bu olayı şöyle gerçek bir hikayeyle anlatıyor Rabbiler. Maram Shapira Milublin, Lublin Yeşivası'nın ki Daf Yomi özellikle hayatımıza girmesine sebep olan Rabbi, Hanukkah Tabayit, yani Yeşivanın, Lublin Yeşivası'nın açılışında özellikle o araziyi bağışlayan Rabbi Shmuel adındaki kişiye bir teşekkür konuşması için bütün davetlileri ve bütün bu olaya yardımcı olanları Yeşiva'ya çağırır. Ve konuşmasını yapmak için ise Rabbi Israel Misartkov'u davet eder Teva'ya. Ve Rabbi Israel Misartkov konuşmasına şöyle başlıyor. Hepimiz Arav Shapira'yı çok iyi ve yakından tanıyoruz. Bu Yeşiva'yı, yatakhanesini, yemekhanesini, modern eğitim odalarını ve bunun gibi bir sürü geçmişte bulunmayan özellikleri bu yaşamada toplamasıyla gerçekten büyük bir başarıya imza attığını gayet iyi görüyoruz. Ve ben aslında Rabbi Shapira'yı şu anda özellikle övmek yerine ben bu araziyi bağışlayan Rabbi Shmuel'e dönüp ona bir kişiye söylemek istiyorum. Şöyle söyler: sizi aslında şu an vermiş olduğunuz arazi sebebiyle kıskanmıyorum. Ve vermiş olduğunuz bu arazinin ne kadar önemli olduğunu ve ne kadar büyük bir mitzva olduğunu biliyorum. Ama benim asıl kıskandığım şey bundan evvelki yapmış olduğunuz mitzvadır. Ki o mitzva o kadar önemli ve o kadar değerli ki sizin bu araziyi vermenize sebep olmuştur. Bu araziyi vermiş olmanızın karşılığında tabii ki göklerde büyük bir ödülünüz var. Ama burada size gösterilen saygı, size gösterilen teşekkür, size verilen plaketler aslında kısmi olarak kontürü bitmiş bir kartla otobüse binmek gibi bir durumla karşı karşıya kalmak anlamına geliyor. Halbuki bundan evvel yapmış olduğunuz ve henüz o açığa çıkmayan, üzerinde hiçbir ödül veya teşekkür almadığınız ve bu araziyi bağışlamanıza sebep olacak olan mitzvayı kıskanıyorum. Gerçek anlamda o mitzvadır aslında sizin bu araziyi vermenize sebep olan. Ve gerçekten Arav Shmuel cümlelerini bununla tamamlayarak bir mitzvanın başka bir mitzvaya ne kadar büyük bir önem taşıdığını, nasıl bir lokomotif olacağını ve bu sayede arkasından yüzlerce vagonu çok rahatlıkla çekebileceğini bize gayet açıklamıştır. O yüzden Rabbiler Tora'da bahsedilen bir anda karşısına çıkan bu manevi kirliliğin aslında bir yandan daha öte, daha evvelki yapmış olduğu
ama önemini veya kalitesini çok fazla vurgulayamadığı mitzvadan eksik olduğu için kaynaklandığını açıklamaya çalışmıştır. O yüzden diyoruz ki inşallah yaptığımız mitzvalar her daim kaliteli ve yukarıda kabul görsün ki arkadan getireceği daha büyük mitzvalara lokomotif olabilsin. Hepimize şabat.